Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün isteğe bağlı ödül hakkında neyi almanız ve neyi almamanız gerektiği hakkında size birkaç önemli püf detaylar ve noktalar belirteceğim. Şimdi en önemli şey buradakilerin hangisinin değerli, hangisinin değersiz olduğudur. Şimdi burada hepsi değerli arkadaşlar. Bakın. Hepsi değerli. Ama bu parçaları sizde önemli ve değerli yapan şey sizin ihtiyacınız. Şimdi mesela aslında ben tam 3,5 ay boyunca her gün bunu aldım. 35 tane özel üretim kuponu. Bunu aldım. Ve düşündüm ki bunu alırken düşündüğüm şey şuydu. Bana vereceği şey, ben her 10 tane de bir tane sarı veriyor. Bana vereceği şey kesinlikle bunlardan biri olacak diye ben onu 3,5 ay boyunca aldım. Ama sonrasında etkinlik günü geldiğinde, onları açma zamanı geldiğinde, açtığımda tamamen bir hezeyan, bir hayal kırıklığına uğradım. Hatta özel üretim bileti işte saçmalığı adında bir video bile çekip koydum. Şimdi gelelim söylemek istediğim diğer şeye. Peki ben ne alıyorum? Şimdi benim aldığım şey mekanik çekirdek arkadaşlar. Ben her gün mekanik çekirdek alıyorum. Çünkü benim ihtiyacım olan şey bu. Benim için bunu değerli ve önemli yapan şey tamamen benim kendime koymuş olduğum hedef. Ve benim kendime koymuş olduğum hedef de benim dev silahın levelini ilk başta 70, asıl hedefimse 80. Bunu da neden 80 diyorum? Çünkü 80'de burada üste saldırdıktan sonra düşman üstü falan filan savunma tümeninin zarar alma %10 azalır diyor. Ve bir saat sürüyor. Yani benim hasar otomatikman %10 artıyor. Ve benim de ihtiyacım olan şey ne? Hasar. Bu benim için evvela önemli olan şey bu. 75 yaptığım zaman asıl ihtiyacım olan şey başlayacak ama ben o arada da elmas etkinliklerinde kendimce bir şeyler yapmaya çalışacağım. Onun videosunu da ayrı şekilde anlatacağım. Şimdi ona girersek çıkamam. Burada süvarilerin hasarını arttıran 75 levelde çok güzel bir özellik var. Şimdi benim buna ulaşmam lazım. Ve buna ulaşmam için de benim kesinlikle dev silahımın levelinin hızlı şekilde yükselmesi lazım. Bunun için de bana isteğe bağlı öldüğünden mekanik çekirdek lazım. Ben dev silahı 80 level yaptıktan sonra peki ne yapacağım? Yapacağım şey şu olacak. Hasarı yükseltmek için bunu alacağım. Ama az ama çok. Yani yapacak bir şey yok. Ben her gün artık bunu alacağım. Ayda 1005 tane mi 1050 tane mi ne yapıyor? Yani hiç yoktan iyidir. Yani 1050 tane dev silah tasarım sandığı alacağım. Oradaki göstermiş olduğum hasarları yükseltmek için kullanacağım. Onları da böyle her aldığımda bir level yükseltmek için kullanmayacağım. Belirli bir rakama gelesiye kadar. Mesela 2 ay gibi ya da 3 ay gibi. En azından EGK'da ilk gün zombi kesme olayı var ve onda bu işte dev silah tasarım sandığından çıkan malzemenin de puan veriyor. Bunun için alacağım. Mesela bunu aldığınız zaman bir tane veriyor ve 100 gün 100 tane çipiniz olacak ki yani 100 tane bundan toplayacaksınız ki size bir tane hafıza çipi versin. Bundan iki tane veriyor. Ve bundan da
100 istiyor. Bundan da 100 istiyor. Önemli olan sizin ihtiyacınız.